yapalım mı istiyorsunuz? Gelin şuraya. Tamam, tamam. Dur ya, aşağı indir abi. Aşağı indir. Böyle yapar mısın? Aşağı indirin. Ben indirim. Evet, aşağı. Çocuklar bir Türkiye Kupası oynadık, kaybettik. Kaybettik. İlk devre kötü oynadık. İkinci devre iyi oynadılar. Ama atamadık. Önemli olan sahada bir takım kazanıp biri kaybedecek. Buna önemli değil. Ama Türkiye'de bazı gerçekler var. Artık herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Ve bu gerçeklere göre de hareket etmesi lazım. Anamıza 10 bin, 20 bin kişi neyse 15 bin kişi küfür ediyor anamıza. Efendim mesela 10 bin kişi, 15 bin kişi sporcularımıza küfür ediyor. Camiamıza 15 bin, 20 bin neyse küfür ediyor. Hiç Fenerbahçe seyircisi küfür ediyor mu? Yok, etmiyor. Ha, birkaç kişi ediyorsa onu da yanındakiler susturmaya çalışıyor. Bizler müdahale ediyoruz. Yapmayın, etmeyin. Hallediyoruz. Dün kupa maçı oynuyoruz. Milli takım antrenörü, Galatasaray antrenörü seyirciyi tahrik etmek için elinden geleni yapıyor. Dün kızdım. Kızmamın sebebi o. Salonu kapar. Biliyor kazanamayacak. Biliyor. Kaybedecek çünkü. Fenerbahçe daha iyi takım. Kaybedecek. Kazanmanın yolu ne? İnsanları orada tahrik etmek ve onun neticesinde de sahayı kapattırmak, boşaltmak. O şekilde de kazanmak. Oyuncuyu insanlar tepki koyuyor oyuncuya. Alıyor yarım dakika yanında oturtuyor. Sonra sahaya sürüyor. Millet yine tepki koyuyor. El kol hareketler yapıyor. Ondan sonra beni bugün kınıyorlar. Beni hiç kınamayın Galatasaraylılar. Bütün Galatasaraylılara buradan sesleniyorum size. Aziz Yıldırım şike yapmadı. Aziz Yıldırım şike yapsaydı zaten bu 5 sene süreçte benim şike yaptığıma dair her türlü belge, bilgiyi ortaya koyabilirdi. Bir Allah'ın kulu benim şike yaptığım veya bir oyuncuya veya bir kulübe para verdim veya başka işlem yaptığımı ispat ederse bak söyledim ne dedim? Kendimi köprüden atarım dedim. Bunu UEFA'da da söyledim, KAS'ta da söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ama Galatasaray şike yaptı. Hepinizin gözü önünde. Şikeci bu ülkeye, şikeyi sokan Galatasaray. 8-0'lar. Unuttu mu herkes? Arabalar. İnsanlar çıktı, ben araba aldım. Bizim olaylarda bir tane Allah'ın kulu diyebilir mi? Biz para aldık. 18 tane gençler birliği oyuncu. Onların içinden bir kısmı bugün Trabzon'da oynuyor. Kimse söyleyebiliyor mu? Fenerbahçe camiası bize geldi, para verdi, şöyle teklif etti, böyle teklif etti diye. Söyleyemezler çünkü öyle bir şey yok. Sivas'a paralar gitti. Efendim Emelike geldi, resimler çektirmiş para sayarken. Nerede bunlar? Bizi yargılayanlar, bizi hapise atanlar hepsi dışarıda. Ama 2000 yılında Fethullah Gülen'in Galatasaray şampiyon yaptığı, dua ederek şampiyon yaptığı söyleniyor. Bizde böyle bir şey yok. Biz hepimiz cami olarak elimizden geldiği kadar oyuncular, sporcular ve Fenerbahçe'nin futbol takımı da değil. Fenerbahçe spor kulübüdür. Bugün Avrupa'da 3 tane Final Four oynamış bir kulübün sporcuları bizde. Biz böyle bir kulübüz. Ama 10 bin kişi, 15 bin kişi orada küfür edecek. Federasyon gel kupa vereceğim, ikinci olarak çık. Çıkmadı, oyuncular çıkmadı. Ben de söyledim, çıkmayın dedim. Bize küfür ediyorlarsa biz niye çıkalım ya? Niye çıkalım yani? Maç bitmiş bize küfür ediyorlar. Devlet pasoligi çıkardı. Pasoligin amacı neydi? En ufak bir hadise yapanı yakalayıp atmaktı. Biz ceza ödüyoruz durmadan ya. Tribünlerin yarısını kapatıyorlar, tamamını kapatıyorlar. Kafalarına göre her şeyi yapıyorlar. O zaman pasoligi niye çıkardınız kardeşim ya? Abi biz mücadele ediyorduk. Kulüpler kendileri seyircileriyle uğraşıyordu. Seyircileriyle bir olayı çözmek için onları ikna etmeye çalışıyorduk. Şu bu. Şimdi kimse sahip olmuyor. Ceza veriyoruz. Durmadan ceza ödüyoruz. UEFA'ya bildirdiğimiz hesaplarda bu cezalar zarar olarak, ziyan olarak gözüküyor. Yazık değil mi yani bu kulüplere? Bu sene Türkiye'de, bakın buradan iddialı bir laf ediyorum, söylüyorum. Türkiye'de şampiyonu da, küme düşenleri de, orta sıraları da hepsini hakemler tayin ettiler. Mete Kalkavan. O kadar çok iyi hakem, genç, ümit ediyorduk. Diyorduk ki ya Mete Kalkavan eğer iyi hakem, Ali Palabıyık iyi hakem, bunlar yetişsin diye. Ya bunlar da kendilerini bir başka türlü görmeye başladılar ya. İlk devre önünde Volkan'a Emre tekmeyi basıyor, oyna diyor. Sonra
bir daha oluyor hadise. Emre Gire yapıyor. Yine oyna diyor. İki defa yaptın diyor. Üçüncü yaparsan kart veririm diyor. Ya bir kurallar var. Bu kurallara göre foyse foyunu vereceksin. İndim aşağı söyledim bunları yüzüne. İkinci defa değişti. Bak değişti diyorum. Ayıp ya. Ondan sonra Aziz Yıldırım aşağı iniyor. Soyunma odasına iniyor. Koridorda hakeme söylüyor diyor. Yapmayın. Söylemeyelim kardeşim. Bu sene Kasımpaşa'nın, Trabzon'un, efendim altta düşenlerin, Sivas'ın hepsini bizim Halis Özkaya'yla Fırat Aydınus şampiyonumuzu engelledi bu sene. Bak iki hakem yanlış söylüyorum. Diğer maçta bir söylemiyorum. Antep'te eliyle kafayı attı, golü verdi. Berabere kaldık. Beşiktaş maçında Olimpiyat'ta 3-2 yenildik. Bir gol offside. Bir gol bizim oyuncuyu çekiyor, Alves'i çekiyor, bırakıyor, gol atıyor. Söyle adını. Ersan Gülüm Markoviç'e tekmeyi orta sahada vuruyor. Gole gidiyor çocuk. Vuruyor. Adam 6 aydır sahalarda yok. Bugün ilk defa çıktı sahaya. İstanbul Büyükşehir maçında kötü oynuyoruz evet. Ama ilk devre penaltı var orada Volkan'a. Vermiyor. Ondan sonra kaybediyoruz. Diğer bütün takımları bu sene hakemler yaktı ya. Şimdi bana ceza verdiler yine. Beşiktaş başkanına ceza vermezler. Galatasaray başkanına ceza vermezler. Diğer yöneticilere vermezler. Aziz Yıldırım'a geldiğimi ceza verirler. Bakın konuşma yapacağım. 19 Haziran veya 9 Haziran ne zamansa genel kurul, federasyon genel kurulu orada konuşma, herkes dinlesin beni. Böyle saçma şey olur mu ya? Siz önce bu tribünlerdeki küfürü önlemeye çalışın. Bu küfürle stada gelenlerin insanca maç seyretmesini sağlayın. Kupa vermeye, bugün burada Antalya'da kupa veriyorsunuz. Siz Galatasaray stadına, Beşiktaş stadına veya Fenerbahçe stadına gelip de kupa verebiliyor musunuz ya? Ne hale geldik ya? Ne hale geldik? He? Milli maç mı oynadın? Ya ben milli maça vermiş değil miyim artık? Yani ayıp yani ya. Ayıp. Adam bana küfür ediyor. Şike yapsana, şike yapsana. Ben şike yapmadım. Bak bu kadar mücadele ediyorum. Hukuk önünde mücadele ediyorum. Onlar ama bak söylüyorum, Storm Glass maçında son 5 dakikayı seyredin bakayım. Şike var mı yok mu? Şike ne demek, bir tarifini yapalım hep beraber. Ayıp ya, insaf yani. Ben şike yapmadım ama Galatasaray hep şike yapıyor. Bak söylüyorum, versinler beni tahkime, vereceklerse versinler. Beni daha fazla konuşma, detaylara girelim, altından kalkamazlar. Hiç kimse kalkamaz. Önce herkes edepli olacak, adam olacak. Bana söylediğiniz zaman onun ispatını yapacaksınız. Ama ben sizinkileri ispatlıyorum. Söyle. Sor. Sayın Başkan, öncelikle dediniz ki kupa törenine çıkmamayı herhalde siz söylediniz. Hayır, oyuncular çıkıyorlar. Orada oyunculara küfür etmişler. Evet, Gökhan döndü. Geldi dedi ki ne oldu Gökhan dedim. Çıktık içeri dedi. Daha tören başlamadan bize küfür etmeye başladılar dedi. O zaman girin içeri dedim. Çıkmayın dedim. Niye çıkıyorsunuz o zaman? Küfür etmeye mi çıkıyorlar? Peki, yemeğe. Sor. Sezon başında yatırımlar yaptınız. Evet. Olmadı. Olmadı. Hayır. Spor bu olur. Yani basketbolda gittik, final oynadık, kaybettik, ne yapalım? Kızlarda Final Four oynadık, baskette amaç ne? Spor yapmak. Hepsinde başarılılar. Ha kazanamadılar, bugün yine kazanamadılar. Ne olacak? Başkanım, öyle bir açıklamalar yaptınız ki hakemlerle ilgili. Hepsi. Ve gündemi tekrar değiştirdim. Ben gündem değiştirmek için konuşmuyorum, gerçekleri söylüyorum. Benden başka Allah'ın kulu çıkıp söyleyemiyor. Herkes olmuş, kafalarını kuma gömmüşler, deve kuşu gibi. Tamam, çıkıyorlar bir günlük bu olay işte, Aziz Yıldırım şimdi böyle konuştu, bir hafta bunu konuşurlar. Ama sorun şu, sorun. Tribünlerde sorun var. Tribünlerde küfür var. Tribünlerde daha önce de söyledim. Esrar içiliyor, kokain içiliyor, bunlar insanlar zehirleniyor, yazık dedim. Hiçbir şey yapılmıyor. Hakemler. Kasımpaşa bak küçülmeye gidiyor. Niye diyor? Patronu diyor ki, efendim bizim puanlarımızı çaldılar, biz de küçüleceğiz diyor. Yazık değil mi yani? Kasımpaşa'ya yazık değil mi o kadar emekliler? Trabzon'a yazık değil mi? Bu sene ne kadar maç verdi? Gördük. Tamam, ben yani bizim hakkımız yendi. O ölen hakkı yemiyor diyemiyorum. Hepsinin hakkı. Bir tek yemeyen Beşiktaş Galatasaray. Bir tane söyleyin bana. Onların maçında bir tane değil ki. Şu maçta onların hataları. Trabzon'da Galatasaray elle aldı.